Seren Hanım, merhabalar. Ya şöyle nasılsınız? Ekip sen kalabalık. Geçmiş olsun efendim. Nasıl oldunuz? Ya benim bu ameliyattan, yani bu bağırsak ameliyatından bana kalan bir şey bu. Yani her yemekten sonra fenalaşıyorum ya ben. Hala geçmedi o. Biraz teknede fazla kötü oldum. Geldim, endoskopi yapıldı falan. İlaçlar verildi, hatta aldık şimdi. Öyle iyiyiz. İyiyiz, çok şükür. Bir açıklamanız oldu, yani çok obez olmayanlar ameliyat olmasın gibi, yani bir tavsiye olarak mı bunu yapan bir insan oluyor? Yani öyle mi şöyle, yani? Ben bir hata yapmış olabilirim bir kadın olarak. Neticede ünlü bir kadınım, iyi gözükmek zorundayım. Hani ben bir doktora gidebilirim ama doktorun bence böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Çok agresif bir ameliyattı bana yapılan. Doğru değilmiş yani. Değil mi? Evet, 4 metrede fazla kesilmiş şey bağırsak. O yüzden de keşke yani yaptırmasın. Hayatı devam ettirmesi gereken bağırsak alınmış içeriden. Yani 4 metre. Hayat devam ettiremiyor artık. Yani idame edemiyor. Yani şöyle, bana göre en güzeli diyet, spor. Ben biraz çözüm kısa bu yolu mu gideyim kesinlikle dedim. Ben çok çok pişmanım. Hala hayat kalitem düzelmedi yani. Hala maalesef iyi değilim yani. Eskisi gibi değilim yani. Yaşayan bir insan olarak, yani izleyicilere de öğrenmesi açısından tekrar nasıl anlatabiliriz? Yani herkes olmasın. Obezite ameliyatları bunlar. Yani 60-70 kilodaki insanlara yapılacak ameliyatlar değil. Yapılsa bile, değil mi? Daha az agresif olanlar var bunun. Benimkisi çok... Seren Hanım'a yapılan ameliyat şöyleymiş. 150 kilonun üstüne yapılan bir ameliyatmış. Biz onu Seren Hanım'a doktoru yanlış bir uygulama yaptı. Sonucunda halen siz zaten şahitsiniz, görüyorsunuz. Çok büyük sıkıntılar halen yaşıyoruz. Ama iyiyiz, iyiyiz çok şükür. Yani, yani şu şöyle, iyiyiz. Yemek yemediğim zaman sorun yok. Yani o yüzden yemek yemeye korkuyorum. Yemek yemediğim zaman sorun yok. Ama yemek yediğim zaman fenalık hissi, çarpıntı, affedersiniz istifra, affedersiniz tuvalete gitmek. Yani maalesef onlar hala devam ediyor yani. Peki o doktorunuza bir dava falan gibi bir şey... Açıldı dava. Şu an iyisiniz ama değil mi? Konuşmak istemiyorum konuyla ilgili. Zaten yargı sürecinde. Benim için önemli olan bu dava falan filan değil. Sağlığım eskisi gibi değilim. Yani şey olarak değilim. Yemekten sonra mesela her yemekten sonra mutlaka 40 dakika yatıyorum. Yani bu hayat kalitemi maalesef bitirdi yani. Şu an düzenli mi efendim? Yani iyi misiniz? Yemek yemez. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Mustafa'yla diyorum ki yesem mi yemesem, hep böyle az yiyip 2 lokma yiyip kalkıyorum. Çünkü bir tık fazla yersem dünya kararıyor yani. Her şeyi de yiyemiyorsunuz galiba değil mi? Yiyemiyorum. Ekmeği, mesela peynirleri çok severdim. Peynir çok severdim. Peynir yiyemiyorum. Hamur işi çok severdim. Hamur işi. Hiçbir şey yiyemiyorum yani. Uyduruktan böyle bir şeyler ağzıma atıp geçiştiriyorum. Düzelmeyecek mi? Böyle mi kalacak? Yani bilmiyorum ki, anlamıyor. Şimdi yani bir ilaç tedavisine başladık. Bakalım. Bir ilaç tedavisi netice verecek gibi söylüyor doktoru. Alper Hoca sağ olsun. Alper Hoca, yani Profesör Alper Çelik benim ama hayatımı kurtardı sağ olsun. Ama dediğim gibi yani yemek yemediğim sürece son derece sağlıklıyım. Yemek yedikten sonra, her yemekten sonra mutlaka bir yarım saat, 40 dakika yatmak zorunda kalıyorum. Yemek yemeden de insan yani yaşayamaz değil mi? Ama işte sıkı diyet yapmak zorunda. Mesela yani, kilo almamak için. Süt ürünleri yiyemiyor. Ondan sonra glutensiz ekmek yemek zorunda, beyaz ekmek yiyemiyor. Ondan sonra eti sosla yiyemiyor. Ne bileyim, sebze yemesi lazım, sadece haşlanıp veriyoruz. Bunlara rağmen hala dumping sendromu oluyor. Şimdi doktoru bugün sabah gittik, farklı bir diyet uygulayacağız. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ama ilaç tedavisine başladık. Umarım ilaç tedavisine... Doktorumuz tohuma konuşuyor. Ama öyle hani şöyle yani... Bir şey yok, acil bir durum değil. Hani ayağım devam ediyor, orada bir problem yok ama yani yemek yedikten sonra da arkadaşlarımla restoranda oturmak istiyorum, oturamıyorum. Restorana gittiğim zaman onlar oturuyorlar, ben kalkıp neredeyse oraya dönmek zorunda kalıyorum falan. İnşallah düzelecek. Çok geçmiş olsun efendim. Alışveriş yaptınız mı efendim? Alışveriş hep yapıyorum, şimdi son bayağı. Burası biraz pahalı, yani bayağı meşhur yani fiyatlarıyla. Valla aldım, bir tane blazer ceket aldık, bir tane kışlık artık, yazlığı kapattım. Herkes istediğini alabilir de biraz diyorlar, hani bu aralar diyorlar masrafları kısın falan diyorlar. Ben kısmıyorum, o kısmak isteyenler kendileri seçtikleri yolda gidiyorlar, hiç üzülmüyorum, kusura bakmayın. Ben kendim
Onun için yani kendi bir şey daha alalım. Ama biraz magazindeki gündemleri konuşalım Seren Hanım. Ben magazinle hiç alakam yok artık. Size bıraktım onları. Ben zirvede bıraktım. Ekrana dönüş olacak mı bu? Var mı bu? Ekrana dönüş olacak ama biraz magazin mi yapmayacağım? Çünkü o sizin ben yapacağım kadar yaptım. Benden sonrası da zaten yok gördüğünüz gibi. O yüzden pazar sürprizleri falan hafta sonu sizler harikasınız. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi iyi saatler.